size yılların kahvecisini göstermek istiyorum. Kireçli su. Kesinlikle kireçsiz suda çay olmaz. Sen ne iş yaptın amca daha önce? Ben Yetibank'ta emekliyim. Gerçekten çok etkileyici görüntüler var burada. Buraya çekecektik, takipçimle karşılaştık. Burada yöresel yemekler yeniyor mu? Bungalov ev olarak mı geçiyor bunlar? Aynen. Bakır karışımı, altın. Emetlilerin neden mutlaka Emet'e geldiğinizde buraya uğrayın dediğini şimdi çok daha iyi anladım. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Kalenin birçok yapısı günümüze kadar ulaşamamış. Dostlar, bu kayanın vaftiz havuzu olduğu söyleniyor. Size yılların kahvecisini göstermek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Sizin için yılların kahvecisi diyorlar. Doğru söylüyorlar. Kaç seneden beri bu iş yapıyoruz abi? 74'ten beri. 74'ten evet, beri. Evet. Yaş kaç? Yaş 59. 10 yaşımda başladım bu işe. Maşallah. 4 tane çocuğum var. 10 tane torunum var. Maşallah. 10 tane torun. Evet. Onlara bakmakla mükellefim. Allah ekmeğimizi abi. Bunu seçtik. Çok iyi yapmışsınız. Emekli olduk ama emekli aylığımızda düşük olduğundan mecburen devam etmek zorundayız ve seviyoruz da bu işi. Tecrübeli biri olarak sorayım. İyi çayın sırrı nedir? Ana maddesi. Devlet çayı Çaykur. Ana maddesi. Önemli olan çay mı, çayı pişirme mi? Çayı, evvela çayın ana maddesi. Ana madde kaliteli olacak. Ondan sonra da kireçli su. Kesinlikle kireçsiz suda çay olmaz. Suda kireç olacak. Yani. Kireçli suda evet, pişir. Olmaz da olmaz evet yani kireçli su olacak. Ve ana maddesi beklememesi. Evet. Bir demlik yarım saatte bitmesi. Zaten bir yarım saatte bitmiyorsa biz çayı dökeriz. Zaten içilmez. Çay çünkü zevk işidir. Size çay ısmarlayayım buyurun. Tamam abi olur. Çayını tadalım. Afiyet olsun. Buyurun. Biz şeker kullanmıyoruz. Abi çay da bir sanat. Yani afiyet işçilik, olsun. Ustalık. Çok teşekkür ederim. Sağ afiyet olun. Afiyet olsun. Çayımızı alıp dışarı oturalım. İçerisi çok sıcak. Havalar da sıcak. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Amca isim nedir? Mehmet Şafak. Mehmet Şafak. Kaç yaşındayız amca? 70. Maşallah. Abi senin isim nedir? Halil Kamil Argan. Sen ne iş yaptın amca daha önce? Ben Etibank'tan emekliyim. Etibank'tan emeklisin. Evet. Bordan. Evet. Yeraltı eskiden 20 sene üzerine çıkılıyordu. Evet. Ben 20 sene oldum, emekli ettiler bizi. 20 senede emekliliği yaptık. 20 sene üzeri kanunda biz 23 sene çalıştım ben. Şimdi sağlığın sıhhatin nasıl? Yani Allah borda çalıştığın zaman sağlığa bir kötü etkisi var Allah mı? Allah şükür benim bir mideden ameliyat oldum ben. Başka bir şey olmadı. Kömür ocaklarında şimdi, çalışanlar gibi böyle bir ağır... Borak işte yakıcı madde tabii. Onun da zararı var. Çayı her zaman bu kahveden içiyoruz herhalde. Evet. Evet. Gerçekten çok etkileyici görüntüler var burada. Keşke drone'um olsaydı şu anda. Drone'la beraber efsane görüntüler çıkardı. Tepeden çok güzel görünüyor. Biraz göstereyim size.
Kanyonu biraz önce size tepeden gösterdim. Buraya da çok güzel bir yer yapmışlar. Buraya çekecektik. Takipçimle karşılaştık. Merhaba abi. Merhaba. İsim ne abi? Yunus. Yunus abi. Abi nerelisin? Kütahya Merkez. Ne iş yapıyorsun abi? Kerem Kadayı. Çocukları gezdirmeye gelmişim. Evet. Maşallah. Evet. İki tane kız çocuğu. Allah evet. Nazardan saklasın. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok geziyorsun mu abi? Gezerim. Küçükleri tanıyalım. İsim ne kızım? Dilara. Dilara. Senin? Elva. Elvan. Erva. 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 Maşallah. Senin YouTube'a merakın varmış herhalde. Evet. Ne gibi merakın var? Kanal mı açmak istiyorsun? Evet. Ne çekmek istiyorsun? Mesela yaptığım bir klipleri falan paylaşmak. Ne yapmak istiyorsun? Ne daha çekmek çok istiyorsun? Veya ailemle birlikte, ailemin topluca olduğu bir kanal. Aile kanalı açmak istiyorsun. Fotoğrafları klipleştiriyor, şey yapıyor. Onda yani merakı da var. Var var. Bunları yüklesem olur mu diyoruz. Tek amacın YouTube'da video çekmek olmasın. Evet, tek amacım o değil. Derslerini çalışıyorsun. Evet. Hedeflerini aksatmadığın sürece bunlarla ilgilenebilirsin. Ama tek amacın YouTube olmasın, oldu mu? Tek amacım YouTube değil. Yani daha büyük başarılar da kazanmak. İnşallah. Sizi çok güzel yerlerde görmek isteriz. Kuş, sen ne yapmak istiyorsun? Gezmek de. O değil. Ne yapmak istiyorsun peki? Bilmiyorum. İstediğim her şey var. İstediğin her şey var. Bir tanesini söyle bize. Oyuncak almak. Oyuncak almak. Abi çok teşekkür ederiz desteğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Bizi desteklediğiniz için. Kütahya'yı çok iyi tanıtıyorsunuz. Çok hoşumuza gidiyor. Takipte kalacağız. Çok sağ olun. Allah razı olsun. İyi eğlenceler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Burayı ben ilk defa gördüm. Gerçekten çok güzel değerlendirmişler. Bakalım içeride ne var. Merhabalar. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burayı çok güzel değerlendirmişsiniz. Evet. Biraz gezelim mi sizle? Tabii. Burası yemek yenilen yer herhalde. Evet, restoranımız. Burası kapalı alanımız. Kanyon manzaralı. Kanyon manzaralı. Burada yöresel yemekler yeniyor mu? Evet, gruplarımız geldiğinde onlara özel olarak buranın yöresel yemekleri var. Onları sunuyoruz, ikram ediyoruz. Bir de bu kanyonda yürüyüş yapıyoruz. Evet, kanyonda yürüyüş yapıyoruz. Bu kalenin dibinde küçük bir şelalemiz de mevcut. Orayı da hani görebilirler. Aşağıda yürüyerek oraya ulaşabiliyor muyuz? Tabii. O şelale gibi yere. Evet, aynen. Yürüyerek oraya gidilebiliyor. Yani o hatta iki taşın arasında suyun içerine girdikleri vakit orada bir demir kapı var. Evet. Kalenin bu üstüne çıkılır. Direkt olarak mağara gibi kalenin mağara üstüne gibi mi tırmanıyoruz? Aynen. Yani ben hani hayatımda hiç çıkmadım çünkü hani normal bir bayanın gidebileceği bir yer değil ama erkekler oradan yukarıya doğru. Ama siz bir çekin bakalım kendinizi feda edin dermiş gibi konuştunuz. Yok hayır, yani erkeklere yönelik biraz daha böyle hani tırmanışçılara yönelik bir yer diyelim. Şu dışarıdaki evlerdedir. Orada kalınıyor mu? Evlerimiz aynen kiralanıyor günlük. 1+1 şeklinde. İçinde her şey mevcut. Bir de onlara bakalım. Tabii, buyurun. Burası özel bir işletme mi? Burası Eğrigöz Köyü'ne ait işletme. Ama işletmesine kiralık olarak Sülye Muhtarlığı'na verildi. Sülye Muhtarlığı'na verildi. Aynen. Muhtarlık burayı işletiyor. Muhtarlık işletiyor. Ben çalışan olarak buradayım. Bungalov ev olarak mı geçiyor bunlar? Aynen, bungalov ev olarak geçiyor. Ahşap, yani hiçbir şey yok. Yani betona dair bir şey yok. İkisi de aynı şekilde. Tamam, bir tanesini evlerimiz. Görelim. Evet. Şöyle buyurun. Ayakkabılarımızı çıkartalım. Çok güzel. Doğal bir ortam oluşturulmuş burada. Burası yatak odamız. Buranın fiyatı nedir? Kaç kişi kalınıyor burada? Ya rahat 4 kişi kalınabilir. 400 TL geceliği. Geceliği 400 lira. Evet. Çok aynen. Güzel, dinlendirici bir ortam. Aynen, sakin bir ortam. Hani peki bu 400'e ne geçerli? Gece. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği mi? Sadece konaklama. Aynen. Kaç tane odanız var bu şekilde? İki tane. İki tane odamız var. Ziyaretçilerimizi kanyonumuza bekliyoruz. Burada yürüyüş yapma şansları var. Kayalara tırmanma şansları var. Tırmanışçılar için. Artı ahşap evlerimizde kalma ve konaklama şansları var. Yani ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim ne amca? Muzaffer Doğanay. Emeklisin? Emekliyim. Ne iş yapıyorsun şu anda? Şu anda hobi olarak dağlardan maden, taş, bu işlerle uğraşıyorum. Bunlar ne amca? Ne taşı bunlar? Bu kovars bu. Kovars.
takı mı yapılıyor bunlardan? Bu şiş taşı olarak kullanılıyor. Yüzüklerde falan kullanılıyor. Evet. Bunların sağlam sert olanları yüzüklerde kolye olarak yapılıyor. Şu nedir? Bu bakır karışımı altın madeni. Altın madeni. Evet. Bildiğimiz altın mı bu? Evet. Hangi tabii yerlerde değerlendiriliyor bunlar? Bunlar altın fabrikalarında altın üretiliyor. İçindeki altın çıkartılıyor, evet, üretiliyor. Herhalde fazla ilerisini pek bilmem. Yalnız maden olarak bunları işliyorlar. İşliyorlar. Ben de bunları buluyorum dağdan. Bunu bilmeyen madenciler var. Yani birçok madenin birleşmesinden oluşan bir taş. İçinde, evet, altın da var, çinko, evet, da var. Evet. Değerli birkaç bir şey daha var. Bunların ikisi farklı. 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 Şöyle baktığın zaman bildiğin kaya. Evet, kaya. Hiçbir şeye benzemiyor. Ama arkası zengin. Ama içi. Bu da mı aynı? Evet, bu da aynı. Bu da aynı. Amca, sen bunu şu tarafına bakınca altındakini görebiliyor musun? Hayır. Tipinden onu kırıp bu şekilde buluyorum ben bunu. Hmm. Göremiyorsun. Tuncay abi geldi aklıma. Tuncay abi Kütahya Jeoloji Müzesi çekiminden izleyenler bilir. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Tuncay abi de taşlarla ilgili çok sağlam, derin bilgilere sahip. Memnun oldum tanıştığıma. Şey değil. Çok güzel bir alan yapmışlar. Kanyonu da tepeden görüyor. Burada çok güzel bir manzara var. Çok güzel bir ortam var. Buradaki salıncağa bayıldım. Kameraman Nazo abisine kamerayı verip kendisi salıncak keyfi yapıyor. Skandal, skandal, skandal. Yukarıdaki tesisten aşağı indik. Bu arada burası Emet merkeze 12 kilometre uzaklıkta. Normalde buraya yürüyerek de inebilirsiniz ama biz arabayla indik buraya. Size biraz da burayı göstermek istiyorum. Burada çok güzel bir manzara var. Suyun sesi de çok güzel geliyor. Buraya gelmenizi mutlaka tavsiye ederim. Bu taşlardan aşağı inelim suyun kenarına. Buralara inerken dikkatli olmak lazım. Yanlış bir yere basarsak yuvarlanabiliriz aşağıya. Buradaki manzaranın güzelliği size nasıl yansıyor bilmiyorum ama mutlaka burada vakit geçirmeniz lazım. Emetlilerin neden mutlaka Emet'e geldiğinizde buraya uğrayın dediğini şimdi çok daha iyi anladım. Doğa yürüyüşü yapmak isteyenler burayı kaçırmasın derim. Takip edenler bilir, drone'um Gediz çekiminde suyun altında kaldı. Sonra kuruduktan sonra bozuldu. Benim YouTube'dan para kazandığımı falan zannedenler var. YouTube'dan para kazanmıyorum. Eğer YouTube'dan para kazanıyor olsam çok kolay bir şekilde drone'umu yeniden alabilirim. Fakat bu çekimlerin tamamını kendi imkanlarımla yapıyorum. Takipçi sayımız az. İzlenmeler düşük. O yüzden sponsor desteğimiz de yok. Belki ileride kanalımız hak ettiği değere ulaşınca bunların hepsine sahip oluruz. Tabii kanalımızın bir geliri olunca nasıl bir etkisi olacak? Daha fazla yer çekeceğiz. Daha uzaklara gideceğiz. Memleketimizi daha iyi tanıtacağız. Daha farklı yöreler çekeceğiz. Tabii bunların gerçekleşmesi için sizin kanala abone olup videoları paylaşmanız, izlenmeleri artırmanız lazım. Geçenlerde birini gördüm. Bana diyor ki, kanala abone olursam kredi kartından para kesiliyor mu? Bir taraftan suyun sesi, bir taraftan manzaranın güzelliği. Gerçekten gelin burada yürüyüş yapın, stresinizi atın. Size biraz manzarayı göstereyim. Kameraman Nazo'nun kayalıklardaki imtihanı. Şu kayalıkların heybetine de bakın.
Size gezdikçe bilelimin ofis koltuğunu göstereyim. Burası gezdikçe bilelimin ofisi. Yarın bir gün işleri genişlettikçe şuraya masalar falan koyacağız. Çok eşsiz, güzel bir manzara var. Bir hafta sonu çıkın gelin. Abisinin eline kamerayı tutuşturup ortamın tadını çıkaran kameraman Nazo. Kanyonda yürümeye devam ediyoruz. Kayalıkların üstünden. Nazo'nun çekim çilesi devam ediyor. YouTube kanalımız için hayatta kalmaya çalışan kameraman Nazo. Ne kadar doğanın içinde yol yürüdük. Fakat doğa düşmanları burada da kendini gösterdi. Gördüğünüz gibi içki şişeleri, plastikler. Buraya kadar geldin. Ortamın tadını çıkarttın. Çöplerini de al götür. Çok zor şey değil bunlar. Asıl güzel taraf daha da derinlerdeymiş. Yürüdükçe daha da güzelleşiyor sanki burası. Devam ediyoruz. Efsaneyi hatırlayalım. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Kanyondan çıkıp Eğrigöz Kalesi'ne çıkacağız şimdi. Burası çok güzel, harika bir yer. Gelip burada yürüyüş yapmanızı tavsiye ederim. Hadi biraz da kaleyi görelim. Eğrigöz Kalesi'nin olduğu yere geldik. İki Taş Kanyonu için sola dönülüyor. Eğrigöz Kalesi için sağ taraftan gidiliyor. Buraya bir noktaya kadar arabayla çıkabiliyorsunuz. Bir noktadan sonra yürüyerek çıkılacak. Şimdi beraber çıkacağız zaten. Yürüyüş yolu başlıyor. Evet, tek videoda çekilebilecek bir yer değil. Eğrigöz Kalesi bu video için son durağımız. Eğer bu videoya yeterli destek, beğeni ve izlenme olursa ikinci çekemediğimiz yerler için tekrar geleceğiz. O zamana kadar drone da almış oluruz. Mikrofona yansıyor mu bilmiyorum ama şu anda burada çok fazla rüzgar var. Bu videoyu izleyen Emetliler aşağıya ikinci videoda çekilmesi gereken yerleri sıralasın. İkinci videoda o yazılan yerlerden başlayalım. Eğrigöz köyünü de göstermiş olalım. Gerçekten buranın manzarası çok güzel. Şu anda çok rüzgarlı. Kalenin birçok yapısı günümüze kadar ulaşamamış. Ama yüksek bir tepede olmasından dolayı, savunulması çok kolay olduğundan dolayı eskiden çok tercih edilen bir kale olmuş. Kameraman Nazo yine kaytarıyor. Sol tarafta gidilecek yer yok. Sağdan devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kayalar zamanla parçalanıp aşağıya düşmüş. Burada çok dikkatli olunması lazım. Allah muhafaza, siz buradayken de bunlardan bir tanesi yuvarlanabilir. Muhtemelen deprem zamanında parçalanıyordur diye düşünüyorum. Ama şu tarafta, uç tarafta sanki ayrılmalar olacak gibi. Güzel insanlar, bu emeklerin hepsi sizler için, sizlere bu görüntüleri ulaştırabilmek için. O yüzden kanalıma abone olmaktan kendinizi alıkoymayın. Nazo, hiç sesin çıkmıyor. Evet, Nazo'nun korku dolu anları. Size şu aşağıdaki manzaranın güzelliğini de göstereyim. Gerçekten çok güzel bir manzara var burada. Kalenin pek bir kalıntısı kalmamış. İlk bir girişte gördüğünüz yer var. Burası tamamen kayalık. Roma ve Doğu Roma dönemlerinde
kullanılmış. Akrakos Kalesi olarak geçiyormuş önceden buranın adı. Burada ufak bir girinti var. Daha önce burası ne olarak kullanıldı bilmiyorum ama böyle bir girinti var. Muhtemelen zamanla deforme olup yıkılmış. Prens 3. Vlad Tabeş, bizim bildiğimiz adıyla Kont Drakula, diğer adıyla da Kazıklı Voyoda. Bilmeyenler varsa mutlaka araştırsın. Zamanında Osmanlı'nın baş belası olmuş. Onun burada bu kalede 3 yıl esir tutulduğu söylenir. Normal bir yürüyüş yolu yok. Kenardan dikkatli bir şekilde etrafını dolaşmaya çalışıyoruz. Manzara burada çok güzel. Ama dikkatli olmanız lazım. Sanki girişindeki yer kalmış olmasa buranın sadece kale olarak adı var. Manzarasını görmek için buraya çıkılır mı? Evet, çıkılır. Çünkü çok güzel manzarası var. Burada yamaç paraşütü yapılır mı bilmiyorum. Bu da bir fikir olsun bence. Bana göre burada çok güzel yamaç paraşütü yapılır. Rüzgarın yönünü bilmiyorum. O işten pek fazla anlamam ama buradan havalandığınızda bu vadide paraşütle uçabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii işten anlayan yorumlarda düşüncesini belirtirse güzel olur. Yürüyüşe devam ediyoruz. Buralarda kaymamak için çok dikkatli olmak lazım. Özellikle bir yürüyüş yolu yok. Biraz önce de söyledim. Rüzgar çok sert esiyor. Bu kayanın etrafını bu şekilde yürüyerek dolaşıyoruz. Size şu manzarayı gösterdikten sonra artık geri dönme vakti. Dostlar, bu kayanın vaftiz havuzu olduğu söyleniyor. Kayayı o zamanın şartlarına göre gayet başarılı oymuşlar. Bir de gider yapmışlar. Hristiyanlıkta biliyorsunuz doğan her çocuk vaftiz yapılıyor. Yıkanıyor. O da o zamanlarda burada yapılıyormuş. Gün batımı ne güzel görünüyor buradan. Sizlere gösterebilmek için kayanın etrafını dolaştık. Ve bakın nereye çıktık. İki taş kanyonunu havadan görüyoruz. Buradaki manzarayı da size göstereyim. Biraz önce yürüyüş yaptığımız yerler. Gerçekten buradan çok güzel görünüyor. Mutlaka buraya gelin, bu manzaranın tadını çıkartın. Artık bizim için geri dönme vakti. Bu videodan bu kadar. Bizi bu dakikaya kadar izleyenlere çok teşekkür ederim. Onlar kendini yorumlarda belirtirse çok sevinirim. Kanalıma abone olup, videoyu beğenip, yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Biz şimdi eve dönüyoruz.